Evet, bugün zayıf kovanın yanındayım. Arı ne yapıyor ona bakacağım. Evet. Kovanın giriş deliği sol taraftaydı. Artık onu ortaya doğru alma vakti geldi artık yavaş yavaş. Şimdi kovanın tahtasına bakayım. Evet, arı en son yanaştırdığım çerçeveye işlem yapmaya başlamış. Yani dördüncüyle dört çerçeve vardı. Beşinci çerçeveyi yanaştırmıştım. Dört ile beşe işlem yapmış. Arı sağa doğru kayıyor. Kovan da sağa doğru kayarak genişliyor. Ben kovan giriş deliğini ortaya alarak onu biraz daha rahatlatacağım bugün. Ve çerçevelere bir düzen yapacağım. Ve şurupluğu alacağım. Şurupluğa gerek yok artık. Geçen baktığımızdan 3 gün sonra geldik. Ve gök gürültülü yağmurlar da bitti artık. Bugün güneş açtı. Mevsim iyiye gidiyor. Artık kalan kekleri yedirip devam ettireceğim. Bu şurup ona fazla gelir. Önce kekleri bitirteceğim. Kekleri yese yeter zaten ona. Tamamı kabarmış mum olduğu için, mum öldürme de şu anda yaptırmadığım için. Evet. Şurubu vermemin şu anda fazla bir faydası olmaz ama. Temizlemişler zaten. Şurada az bir şey kalmış. Temizlemedikleri. Beşinci çerçevenin mumlarını düzeltiyorlar. Şimdi çerçeve durumuna bakayım. Ne önemli. Evet. Veya düzeltecekler. Daha işleri var. Sırlarını açtığımız peteklerde. Bu tarafta da bayağı sır petek düzeltme işleri var. Polen koymuş. Evet, kapalı yavrusu var. Evet, kapalı ve açık yavrular var. Ama gıda şu bölümde yoğunlaşmış. Ve burası dolu olduğu için yumurtlama olmamış. Aynı zamanda tersi de aynı şekilde yarısı yumurtalı, yarısı gıda depolanmış halde. Ve bu gıdanın altı polen de olabilir. Şimdi ben buna bir işlem yapacağım. Yapacağım işlem. Şimdi diğer arıların işlem yaptığı yer burası. Ben bu çerçeveyi tamamen tersine koyacağım. Ön tarafa doğru koyacağım.
Yani arıların bir kısmı bu tarafta, burası gıda, burası yavru, burası gıda ve şu anda evet arıların işlem yaptığı yer burası. Yani diğer çerçevede de yumurtlama yeri ve depolama olarak, alanı olarak seçtikleri bölge, evet, polenli bölge burası. Yani bir ters bir düz, bir ters bir düz bu şekilde. Bırakıyorum. Sonra bunu da ilk gıdayı getirdikleri ve bu çerçeveyi boş vermiştim. Çünkü boştu. Önlü arkalı getirdikleri poleni ve dışarıdan getirdiklerini koydukları yer. Şimdi yapacak olduğu iş ortaya çektim. Ortaya alıyorum. Ortaya alayım ve yapacağım iş bu. Buraya 5 çerçeveyle sıkıştırıyorum. Bunun fayda edip etmediğini ileride göreceğiz. Şimdi ne fazla çerçeveleri de bunun dışına koyuyorum. Giriş dibinde ortaya çekiyorum artık. Delik ayarladım. Hatta 4 delik ayarlayayım. Kapalılar çıkarsa ancak yeter. Kasıt damlatmamı da yapayım. Şimdi salik kristalin anarya yumurtlayacak yumurtlama alanı Onlara yumurtlama alanı veriyorum. Çünkü şu an bal ve polenle bloke olmuş durumda.
tane de yumurtlama alanı verdim. Evet, altı çerçeve. Hatta şu son çerçeveyi de kaydırabiliriz. Şu son çerçeveyi de evet, bunu da en dışa alıyorum. Böylece yumurtlama alanıyla birlikte 5 çerçeve olmuş oluyor. Çerçeve devam etsin. Şurup koymuyorum. Mevcut gıdası yeter buna. Hani ya yumurtlama alanında verdim. Evet. Polen içeri sokamayanlar bir süre sonra ortadan girecekler. Tabi öğrenmeleri biraz zaman alabilir. Zaman alacak. Şu an sarı polen geliyor. Muhtemelen hardal çiçeğinden. Evet, yavaş yavaş alışacaklar ortadan girmeye. Evet, yavaş yavaş öğreniyorlar gitmeleri gereken yeri. Ve içeri giriyorlar. Gürültüneyi derken ziyaretime bir gelmiş. Buraların kaplumbağası. Geçen sene de buradaydı. Bir dağ devirmiş, öbür dağdaydı, bu dağa değmiş. Sırtın öbür tarafındaydı, sırtın bu tarafına gelmiş.